Tamam. Ben de kayacağım bir tık. Özellikle iletişim teknolojilerinde, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda ve bu noktada yeni bir çağın ayak seslerini duymaktayız. Biz hükümet olarak, parti olarak yasaklamalara karşıyız. Sansüre karşıyız ve evrensel normlarda bir demokrasinin ülkemizde de işlemesi konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Yani biz tam demokrasi, tam özgürlük fikrini savunmaktayız. Aile mahremiyetinin temin edilmesi, gençlerin sağlıklı bir eğitim alması, sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesi noktasında bu da bizim kırmızı çizgimizdir. İnsanların özgürce fikirlerini beyan etmesi, kendi düşüncelerini dünyaya anlatması, bunlar çok çok önemlidir. Ama maalesef dijital mecraların, ulus aşırı dijital mecraların çoğunlukla kendilerini ulus devletlerin üzerinde görmesi, parlamentoların üzerinde görmesi, yasama, yürütme, yargı erkinin üstünde görmesi ve zaman zaman bir yasa koyucu haline gelmesi, zaman zaman yargı dağıtır hale gelmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tartışılmakta ve biz herkesin kendi sorumluluk alanı içerisinde kalması, hukukun sınırları içerisinde kalmasını istiyoruz. Gerçek hayatta suç olan dijitalde de suçtur. Bir şehrin meydanında, agorasında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafında izleyenlerin para bağışlaması hayatın olağan akışına tersse, yani bu Kızılay Meydanı'nda da oluyorsa, benim şehrim Hatay'da, Köprübaşı Meydanı'nda da oluyorsa, Taksim'de de oluyorsa, Adana'da da, Mersin'de de, Manisa'da da, İzmir'de de, Trabzon'da da oluyorsa doğru değilse, dijitalde de doğru değil. Bizim için özgürlükler önemlidir ama ailemiz çok daha önemlidir. Yine çok önemli konulardan bir tanesi bu fenomenler meselesi. Komisyonumuzda uzun uzun bu konularda biz konuştuk. Ben bir kez daha şunu sormak istiyorum. Bunlar gerçekten önemli tartışmalar. Sadece vatandaşın bana söylediğini dile getirmek istiyorum. Fenomen de neyin fenomeni? Kötülüğün, yalanın, uyuşturucunun ve maalesef ama maalesef burada söyleyemeyeceğim pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez. TikTok'la ilgili açıklayıcı, ikna edici bir sunum bekliyoruz. Değerli milletvekilleri, dünya genelinde her ay 1 milyardan fazla insan TikTok'a öğrenmeye, keşfetmeye, eğlenmeye ve keyifli vakit geçirmeye geliyor. Türkiye'de ise bu rakam 10 milyonlarca varan kullanıcıya tekabül ediyor. Platform olarak TikTok topluluğunu güvende tutmanın sorumluluğu bizim için en önemli konuların başında gelmektedir. Şubat ayında depremin hemen ardından TikTok afet bölgelerinde hem iletişimin sürdürülebilmesi hem de doğru bilgiye ulaşılabilmesi için çok ciddi bir çaba harcadı. Her ne kadar dile getirmeyi tercih etmesek de depremin yaşandığı 6 Şubat akşamı deprem bölgesinde yardım çalışmalarına Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, UNICEF, Türk Kızılayı ve Ahbap Derneği üzerinden desteğimizi gerçekleştirdik. Türkiye'de uluslararası doğrulama ağı çatısı altında tüm yerel teyit kuruluşlarıyla çalışan ilk platform olduk. Platformumuzdaki içeriğin elimizden geldiğince doğru olmasını sağlamak için teyit.org'un yanı sıra doğruluk payı ve doğrula ile birlikte çalıştık. Türkiye'de dahil olmak üzere dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sosyal ağ sağlayıcısı olarak ve aynı şekilde yerelleşme konusuna en fazla yatırım yapan sosyal ağ sağlayıcısı olarak geçtiğimiz sene yeniden düzenlenen 56-51 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna ilk uyum sağlayan şirket olduğumuz gibi. Diğer alanlarda da sektörümüzdeki diğer platformlara
Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları konusunda örnek olmaya devam edeceğiz. Teknoloji ve moderasyon ekiplerimiz çoğu zaman bu yüksek kullanımı doğru bir şekilde ele alıyor. Ancak gerçek şu ki bazen aşırı moderasyon yapabiliyor ya da olaylara müdahale etmekte ek sürelere ihtiyaç duyabiliyoruz. Ancak şunu bilmenizi isterim ki amacımız her zaman topluluğumuzun TikTok'a geldiğinde güvenli, olumlu ve eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamak olmuştur. Bunu yaparken de ülkemizin kanunlarına, yönetmeliklerine ve beklentilerine uyum sağlamanın yanı sıra toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulundurmaya azami özen gösteriyoruz. Bundan sonra da sizlerle ve tüm diğer paydaşlarımızla beraber bu alandaki gayretlerimizi arttırarak sürdüreceğiz.